Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. Yeni bir görsel eğitim setiyle birlikteyiz. Bu görsel eğitim setimizde ek ders nedir? Hangi durumlarda ek ders ödenir? Hangi durumlarda kesilir? Bunu göreceğiz. Öncelikli olarak bu çalışmamızın amacı ne, onu söyleyelim. Biliyorsunuz yakında EKS sınavımız var. Yani yeni olacak yöneticilerimiz, müdür yardımcılarımız var. Bunların ek dersle ilgili yani ek dersi öğrenme ile ilgili hazırlık yapmaları ve uygulamada sıkıntı yaşamamaları, aynı zamanda fiilen yöneticilik görevini yapan arkadaşlarımızın da bilgilerini güncellemesi için böyle bir çalışma düşündük. Bu çalışmanın esaslarını söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikli olarak bizim için en önemli olan ek ders karardır. Yani bakın, ek ders karar. Bizim baş rehberimiz diyebiliriz. Baş rehberimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir kere, iki kere, üç kere mutlaka okumamız gerekiyor ki okulda biliyorsunuz ek derslerden sorumlu okul yöneticileridir ve buna göre ödemelerde sıkıntı yaşamamak, daha sonra yasal faiziyle geri ödememek, öğretmenlerin hakkını gözetmek, yani alacaklarını doğru ödemek, aynı zamanda devletin de hakkını korumak, yani yanlış ödemelere sebebiyet vermemek için böyle bir çalışma hazırlıyoruz. Böyle bir çalışmaya başlıyoruz inşallah. Tabii bu çalışmanın esasları demiştik. Öncelikli olarak birinci rehberimiz buydu. Yani ek ders karar. Ek ders kararının yanında bakın diğer mevzuatlarımız da var. İşte aslında ek ders kararımız, ek ders karardan sonra 2007-19 nolu genelgemiz var. Bakın 2007 yılında çıkmış ve 2007 yılından beri hala geçerli ve gerçekten açıklayıcı bir genelge. Bunun dışında üçüncü olarak toplu sözleşmemiz var. Altıncı toplu sözleşme, biliyorsunuz toplu sözleşmeler her 2 yılda bir yapılır. Burada kazanılan haklar vardır. Bunların bilinmesi gerekiyor, eğitimle alakalı olanların diyeyim. Onun dışında diğer yönetmelikler var. İlköğretim kurumları yönetmeliği, ortaöğretim kurumları yönetmeliği. Onun dışında Talim Terbiye Kurumu'nun 9 nolu kararı, öğretmenlik alanları var. Bakın arkadaşlar, bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların dışında da bizim bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de görüş yazıları vardır. Görüş yazılarında yani şöyle söyleyeyim, 657'miz var. Ek ders kararımız var. İşte 2007-19 nolu genelgemiz var. Toplu sözleşmemiz var. 6. toplu sözleşme bu 7 olacak, 8 olacak ilerleyen zamanlarda. Onun dışında ilköğretim kurumları, ortaöğretim kurumları, hizmetçi eğitim yönetmeliği. Yani ek derste alakalı olan mevzuatları biz derledik, toparladık, bir araya koyduk. Şimdi burada bir önemli nokta söyleyeceğim. Ek ders karar normal şartlar altında bu şekliyle değildi. Yani normalde bakın arkadaşlar, ek ders karar düzdür. Yani ek ders kararla ilgili çalışma düzdür. Biz şöyle bir çalışma yaptık sizler için. Şuradan şöyle yapayım. Buradaki mevzuat, 657'de geçen mevzuat. Bakın 657'yi ekledik. Toplu sözleşmeyi ekledik. 2007-19 nolu genelgeyi ekledik. İşte ilköğretim kurumları yönetmeliğinden alıntılar yaptık. Yani bütün ek dersle ilgili bütün mevzuatı sizler için tek parça haline getirdik. Ve bakın, hepsine tek tek bakma yerine biz size tek bölüm olarak, tek parça olarak bir doküman hazırladık. Bu dokümanı sizlerle YouTube kanalımızın altında link olarak vereceğim. Oradan indirebileceksiniz. Şimdi bu dokümanımız sürekli güncellenmektedir. Biliyorsunuz mevzuat sürekli değişiyor ve güncelleniyor. Biz de güncelliyoruz. Bakın aşağılara indikçe, bakın 2007'ye 19 nolu genelge, işte toplu sözleşmeyi ekliyoruz, yapılan değişiklikleri ekliyoruz. Böylece sizin elinizde daha güncel bir doküman olmuş oluyor ve ödemelerde böylece hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir idareci, yani bir okul yöneticisi, müdür baş yardımcısı, müdür yardımcısının mutlaka bu çalışmayı dediğim gibi birkaç kez okuması ve anlaması gerekiyor ki bir standart yakalayabilelim. İşte mesela bir örnek vereyim. Önümüzde mesleki çalışmalar var. Mesleki çalışmalar
Ek ders kararda neye göre ödenir ya da neye göre ödenmez? Bakın burada ek ders karar madde 6'da diyor ki işte öğretmenlere ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde işte 4 haftayı geçmemek üzere ve fiilen yapmaları şartıyla 15 saat ek ders ücreti ödenir. Gördüğünüz gibi siz bunu okumadan mesleki çalışmaya ne kadar ücret ödenecek ya da hangi şartlarda ödenecek ya da ödenmeyecek bunu bilemezsiniz. Okul yöneticilerinin mutlaka bu kararı okuması gerekiyor. Şimdi biz yapacağımız çalış bundan sonraki görsel eğitimlerde şunu yapacağız. Madde madde gideceğiz arkadaşlar. Ek ders karar madde 1, 2, 3, 4, 5, 6 artık en son kaçıncı madde varsa ona göre gideceğiz ve hepsini tek tek açıklayacağız ve burada bitmeyecek. Burada bitmeyecek derslerimiz. Tereddüt edilen hususlarımız olacak. Tereddüt edilen hususlarımız. Nasıl tereddüt edilen hususlarımız olacak? Ek ders kararda ya da şuradaki mevzuatta bazı şeyler de tereddüde düşülebiliyor ya da farklı uygulamalar olabiliyor. Bir ilin bir ilçesi farklı uygularken diğer ilin ilçesi farklı uygulamaktadır. Mesela öğrenci derse gelmezse ek ders ücreti ödenir mi öğretmene? İşte bu burada net ifadesini aslında var. Net ifadesi var. Yani şöyle net ifadesi var. 25. maddeye geliyorsunuz. Görevin fiilen yapılmasından buradan görev fiilen yapılmış mı yapılmamış mı düz mantık düşündüğünüzde nedir? İşte görev fiilen yapılmamış. Öğretmen gelmiş, tamam haklıdır, hazırlığını yapmış ama öğrenci olmadığı için dersinde fiilen yerine getiremediği için ek ders ödenmez. Ama bunu ben söylüyorum. Herkes bu hükme varamayabilir. O yüzden biz bunu ek ders karar maddelerinin tamamını bitirdikten sonra tereddüt edilen hususlarla ilgili görüş yazıları ile birlikte sizlere bu ayrıca tek tek ders olarak anlatacağız. Yani görüş yazıları arşivimizde belli ölçüde sizlerle paylaşmış olacağız. Gördüğünüz gibi kapsamlı bir çalışma olacak. İnşallah sizlere faydalı bir çalışma hazırlamış oluruz.